İlk defa uzun zamandır 2-3 aydır yıprandığımı hissetmeye başladım. Çalışanlar da aynı durumdadır. Bu noktada vatandaşlarımızın daha teşvik edici olmaları bizi daha mutlu edecektir. Bir kısım insanımız en küçük zorlukta hemen şikayet moduna geçiyor. Bazen gururumuzu da bir kenara bırakıyoruz. Kişiliğimizi esnetiyoruz. Altyapıya da biz yaklaşık bir aydır altyapı işlerine başladık. Tabii insanlar şeyi çok seviyor. Yani görünür işleri çok seviyor. İşte burası gibi bandabulya, kordon boyu. Ama işte buraların hayatına devam edebilmesi için yapılması gereken altyapı işleri var. Yıllardır ihmal edilen altyapı işleri var. Ama ne yazık ki yine de ciddi bir trafik sorunumuz var. Yapılan her hamle, bir küçücük arayolun kapanması bile büyük tepkilere sebep oluyor. O yüzden bir bilgilendirme geçmek istedim vatandaşlarımıza. Biz bugün herhalde bir ilki yaptık. Bir taraftan kanalizasyon gazlıyoruz, bir taraftan da yol veriyoruz, arabalar geçiyor. Yani neredeyse gazlanan yerin 10 santim yanından araba geçirmeye çalışıyoruz. Çalışanlarımız birazcık yoruluyor bu süreçte, zabıtalarımız, işçilerimiz, ama vatandaşımız mağdur olmasın diye mümkün olan, hatta mümkün olmayanı bile durmaya çalışıyoruz. Fakat yine de yaşayan yurttaşlarımıza birazcık bu konuda empati yapması gerekir. Bu şehrin kanalizasyon altyapısının çok hızlı bir şekilde eksik olan bölgelere giderilmesi lazımdır. Çünkü bizim plajlara gitmek gibi, denizlere gitmek gibi hayalimiz var. Ama bunu yapabilmemiz için bizim bu kanalizasyonu önce doğru şekilde toplayıp ardından da zaten projemizin bir parçası olan arıtma tesisinin büyütülmesi var. Yani sadece yaşam görünen kısımlardan ibaret değil. Bu yolların altı da var. Burada da yatırım yapıyoruz biz. Zor bir süreç açıkçası. İlk defa uzun zamandır, 2-3 aydır yıprandığımı hissetmeye başladım. Çünkü uzun saatlerde çalışıyoruz ve mental, hem fiziki hem mental olarak çalışanlar da aynı durumdadır. Bu noktada vatandaşlarımızın daha teşvik edici olmaları bizi daha mutlu edecektir. Bir kısım insanımız en küçük zorlukta hemen şikayet moduna geçiyor. Bunu yadırgamıyorum, vatandaşın hakkıdır, ama bir sorması lazım, niye kapattı? Biz de keyfimizden bir yeri kapatmıyoruz mecburiyetten. Şimdi Doğanköy'de kanalizasyon olmasını istiyor oradaki vatandaşlarımız, ama yolunda kapanmamasını istiyor. Buna şuna benzediyorum, denize gidip de ıslanmamaya istiyorum. Yani çok mümkün değil bunlar. Ben hep samimi konuştum, politika yapmadım bu konularda, siyaset de yapmadım. Çok vatandaşlara hissettiğim gibi konuştum. Bu da onlardan bir tanesidir. Bazı bedeller ödemek zorundayız. Çünkü gününde yapılmayan yatırımlar bugün yapılacak. Biz bunun en az şekilde olması için örnek gidip Doğanköy'de bakabilirler. Az önce söyledim, menholün, kazılmış menholün 10 santim yanından araba geçiriyoruz zabıta kontrolünde. Yani biz üzerimize düşeni fazlasıyla yaptığımızı düşünüyorum. Devam da edeceğiz. Çünkü yine bu ülkedeki 18 belediye arasında zannederim tek bir tanesi olarak ayrılıyor ki yaşam hiç durmuyor. Gece gündüz sürekli bir yaşam var. Okullar, üniversiteler, kazinolar, sosyal hayat var, turizm var da var. Tüm bu varlıklar arasında büyük bir yokluğu var. Alanı yok Girne'nin. Küçücük bir alana sıkıştı. Yolları yok. Bir taraf dağ, bir taraf deniz. Bu çerçevede mevcut imkanları genişletmek için merkezi idareyle sürekli çabalıyoruz, deniyoruz. Bazen gururumuzu da bir kenara bırakıyoruz. Kişiliğimizi esnetiyoruz. Sırf tesbih lafı ve de Girne'ye zarara uğratmamak için, ama bizim de çok ağrımıza giden şeyler oluyor yani bu memlekette. Ve sineye çekiyoruz. Sırf bu vatandaş daha fazla hizmet alabilsin diye. Nüfus konusu bunlardan bir tanesidir. Talep ettiğimiz arazide konusu bunlardan bir tanesidir. Yani bu anlamda gerçekten zor bir bölgede görev aldık. Hiç yılmıyoruz, devam edecek, ama bizi motive eden vatandaşımızın anlayışıdır. Bunun sürmesini istiyoruz.